Hepinize merhabalar, ekonomi ekranında yine karşınızdayız. Haftanın ortasında, çarşamba günü itibariyle yeni zirvelerimizi test ettik endekste 7500'deki önemli direnç noktasını kırarak 7600 seviyesini bile gün içinde üzerinde gördü ve 7600'den de kapanış yaptı. Gün içi zirve rekorumuz 7644, kapanış zirve rekorumuz 7600. E i̇şlem hacmi destekli bir hareket var. İşlem hacminde biz daha önce 178 milyar TL işlem hacmiyle zirveyi görmüştük. Bugün de ona yakın bir hacim oldu. 174 milyar civarında bir işlem hacmiyle günü kapattık. Piyasadaki e, hareket hem hacimli hem oldukça istekli. Özellikle bankalar tarafında işlem hacminin yüksek olduğunu ve bankaların hızlı bir şekilde hareketle %8-9 civarında prim yaptığını görürüz. Bankacılık endeksindeki hareket %8.8. E, 7'ye ulaştı. E, Akbank ve Garanti Bankası da tavan kapattı. Şimdi bankacılık sektörü niye çok hızlı gidiyor? E, özellikle son dönemde yabancı payının arttığını görüyoruz. Piyasada rasyonelleşme ile birlikte borsaya ilginin arttığını, yabancı ilgisinin de önümüzdeki dönemde artacağını tahmin ediyoruz. Ve bu nedenle zaten daha önceki yayınlarımızda da yabancı hangi sektörlere gelebilir? Bankacılık ve holdingler öncelikle gelir. Derinliği olduğu için ve yabancının seveceği sektörler olduğu için diye bunu paylaşmıştık. Bu nedenle bankacılık sektöründeki hareketi çok sürpriz olmadığını aslında söylemek lazım. E bir de bazı makro ihtiyacı tedbir, tedbirlerden vazgeçilmesiyle birlikte bankacılık sektörü asli işine geri döndü. Yani artık bankacılık yapabiliyorlar. Nedir bankacılık yapabilmek? Topladığınız mevduatı daha yüksek oranla satabilme kabiliyeti. E şu anda bankalar yani kredi mekanizması çalışıyordur ya da çalışmıyordur ama en azından topladıkları mevduatın üzerinde bir krediyle iş yapabiliyorlar ya yani parayı satabiliyorlar. Bu anlamda bankacılık karlılıkları önümüzdeki dönemde biraz daha düzelecek. Zaten kötü gelmedi. İş yapamadıkları dönemde bile karlı olan sektör önümüzdeki dönemde daha fazla karlı hale gelebilir. Yabancı yatırımcı için de ucuz görünüyor bankalar. O nedenle de bugün bankalarda, bankacık sektöründe 8.7'lik bir yükselişi gördük. E Bunun yanında holdingler, tabii bankaları içeren holdinglerin hızlı şekilde hareket ettiğini gördük. Baktığımızda perakende ta tarafında, beklentisi olan hisselerin hala devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Migros bilanço açıklanmadan önce hızlı bir hareket yapmıştı. Bilanço sonrası hafif düzeltme olmasına rağmen tekrar hızlı hareketine devam etti. E bugün de BİM tavan oldu yine. BİM bilanço beklentisi oldukça iyi yine perakende sektörünün genelinde olduğu gibi. O nedenle BİM'de de tavan olduğunu görüyoruz. E otomotiv şirketlerinin birçoğunun hızlı e, hareket ettiğini görüyoruz. Yani özetleyecek olursak yabancının geleceği ve alım yapacağı sektörlerde yabancı olsa da olmasa da şu anda bir ilgi var. Yabancı payı 30'un üzerine çıktı. %30.58'e ulaştı. Buradaki bu pay payderpay pay, her gün artıyor. İşlem hacmi az da olsa çok da olsa yabancı payında bir yükseliş var. Bu önümüzdeki dönem için aslında bize sinyali de veriyor. Yabancı ilgi göstermeye başladı gibi görünüyor. Bugünkü yükselişe baktığımızda zaten önemli sektörlerin hareketlendiğini aslında söylemek mümkün. Endekste 188 puanlık bir yükseliş oldu. Bu 188 puanlık yükselişin nereden kaynaklandığına e, baktığımızda 70 puanı sadece 4 bankadan gelmiş. Akbank, Garanti Bankası, e, İş Bankası ve Yapı Kredi. Yani 188 puanlık 70 puanı bu, bu 4 bankadan geliyor. Bin ve Tüpraş'ın primi 50 puan etkilemiş. Holdinglerin e, primi de 20 puan etkilemiş. Toplam 140 puan Sadece bu hisselerden. Önümüzdeki dönem ne olur? Başta da söyledim. 7500 önemli bir direnç noktasıydı. O direnç noktasını hacimli bir şekilde kırdı. Dolar bazlı baktığımız için şu anda zirven seviyelerinde olduğundan endeks TL olarak bakmanın çok mantıklı olmadığını daha önceki yayınlarda ifade etmiştim ben. Dolar bazlı baktığımızda 290 dolar seviyesi önemli bir yer. 290 dolar nerelere geliyor? İşte kurunda bu süreçte hafif hafif hareketlendiğini düşünürseniz aşağı yukarı 8000 seviyelerine, 7900 8000 seviyelerine geliyor. ve oraya kadar e, gidebilir. Ara, arada bir 7700 direncimiz var. Bu direnç ben çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Buranın kolay geçileceğini düşünüyorum. Eğer 7500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa endeks tarafında 8000'e doğru hareket önümüzdeki dönemde görülebilir. 8000 geçilir mi? Onu orada değerlendiririz. Oralara geldiğinde bir bakarız. Ha 7500 ile 8000 arasında yani %10 bile değil oradaki o prim potansiyeli dolayısıyla o kolaylıkla 8000 seviyesine ulaşılabilecektir diye ben tahmin ediyorum. Destek noktaları neresi olur? Yani bir satış gelirse, düzeltme gelirse, hızlı bir, sert bir satış gelirse nerelere kadar geri çekilebiliriz biz? 7300, 7350 önemli bir destek noktası. Yani bu seviyenin altını açıkçası ben kısa vadede beklemiyorum. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bu hafta içinde en son yayınımızdan sonra biz gün içinde düzeltmelerin de olduğunu gördük. Mesela salı günü piyasa eksi kapattı. Bir düzeltmeydi bu. Özellikle bilançosu gelen hisselerde beklenti bittiği için beklentilerin satıldığını görürüz ve bu nedenle de satışların hızlandığını burada görüyoruz. Ama bu satışlardan ben önümüzdeki dönem için toparlamanın olacağını ve iyi bilanço açıklayan şirketlerin önümüzdeki dönemde eğer iyi bilanço açıklaması açıklama beklentisi devam ediyorsa hızlı bir şekilde hareket edebileceğini düşünüyorum. Örneğin havacılık sektörü gibi. Havacılık sektöründe bir düzeltme yaptı Türk Hava Yolları iyi bilanço sonrası ama o düzeltmeden sonra %2-2,5'lık düşüşlerden sonra Tekrar gün içinde e, hızlı tepki yaptığını görüyoruz. E, Pegasus'un bilançosu gelmedi daha henüz o beklenti devam ediyor. Önümüzdeki dönem havacılık sektörü yine cazip olmaya devam edecek. Sektörel bazda baktığımızda Telekom tarafında biraz sakinlik var. Bu Telekom tarafında özellikle Türsel alakalı olarak bu hareketin biraz daha hızlanmasını ben açıkçası bekliyorum. Başta da söylediğim gibi otomotiv tarafında, perekende tarafında, bankacılık tarafında, gıda ve içecek tarafında e, hareketlerin önümüzdeki dönemde e, devamını bekliyorum. Enerjiler çok soruluyor son dönemde çok e, hareketli olduğu için. Enerji sektöründe açıkçası çekincemi ben belirtmek isterim. E, bazı enerji sektörü hisselerinin çok önemli hareketler yaptığını, çok sert hareketler yaptığını ama bunun mantıklı bir açıklamasının olmadığını söylemek lazım. E, bu açıklama yapamadığınız bir üründe de yani önünü göremediğiniz bir yolda da gitmenin çok e, ben doğru olmadığı düşüncesindeyim. Bazı hisseler, enerji hisseleri çok fiyatlandı. Yani hakikaten olmaması gereken fiyatlarda birileri girmiştir hisseye bazı gruplar vardır bazı Manipülatif hareketler vardır bu şekilde gidiyordur ama bu hisselerin dönüşlerinde sert olacağını hiçbir zaman unutmamak lazım Evet böyle dedik daha gidebilir mi gidebilir ama ben enerji hisseleri içinde özellikle Aksen ve enerjisanın biraz daha makul hareket ettiğini görüyorum ve önümüzdeki dönem için bu hisselerin biraz daha ayrışabileceğini diğer enerji şirketlerinden ama diğer enerji şirketlerinin daha spekülatif hareketlerle daha sert zikzaklı hareketler yapabileceğini özellikle belirtmek istiyorum. Piyasayla ilgili bu hafta içinde kısaca bu şekilde yorumumuzu yapmış olalım. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.